Evet. Dolayısıyla bu belki de turizme indirilmek çok etkili, darbe çok gibi görünüyor. Yani biz esnaflar olarak şu an hiçbir şey satamıyoruz. Yani şu yasak, ekmek satmak yasak. Şimdi yasaklarla bir yere varmaz. O gün arkadaşım birisi dükkana gitti. 2000 lira ekmek ekmek sattığı için ceza yemiş ya. 2000 lira. Ekmek satmak yasak anlamadım ben. Bilmiyorum o. Yani ekmek satmak yasak. Onda mı bir bayiliği var? Açıkta ekmek satmak yasak. Açıkta değil ya. İçeride satmış. 2000 lira ceza yemiş. Tamam, açıkta kapatmak zorundasınız. Yani onu şey yapmak zorundasınız. Yumurta satmak yasak. Poşetli yok. Şimdi o bir yasa çıktı. Şimdi bakın bazı şeyleri... Kapalı yasa vermek zorundasınız. Şimdi efendim bazı şeyleri karıştırmamak lazım. Yani bazı şeylerin hakikaten koruma altında. Ekmek dediniz. Yani öyle şey var ki ben görüyorum kardeşim, üstünde toz, boz. Kutunun içine koymuş. Yandan araba geçiyor. Herkes elliyor. Şimdi şöyle bir şey var. Tavanın mesela soğuk ortamda bulundurulması. Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Ekmeği yıllarca ne yaptılar? Poşete koydular. Biliyorsunuz yani. İçeri aldılar. Bunun bir şeyi yok. Bunun yani bir düzene oturması lazım. Doğru. Ama cezayla hiçbir şey yapamaz. Sistemde bir problem olabilir. Yani şimdi dediğim gibi yasa çıkıyor bizde. Ankara'dan çıkıyor, Antalya'ya gelesiye kadar değişiyor yani. Evet, şimdi ekmek şöyle dediği gibi mesela poşetle satılan ekmekler de var. Bunun evet. Bazı çok ünlü markalar bunları naylon poşet içerisine satıyor. Evet. Ama bir de Türklerin özellikle böyle sıcak olacak. Sıcak. Fırından yeni çıkmış. Evet, yani onu koyduğun zaman hamur oluyor. Yani eğer onu istiyorsa, bu bizim içimizde yaşayan bir duygu olacak yani. Mesela bir de şu tabii yani bazı şeyler var. Yani bir yandan diyoruz ki ülkemizde yoksulluk var. İnsanların çoğu ekmekle besleniyor. Şimdi ekmeğin ucuza satabilmek için bir takım ambalaj ya da bazı konulardan uzaklaşmanız gerekiyor. Yani bakın ambalaj satılıyor diyorsunuz. Bakın o ambalajlı ekmeklerin en ucuzu 3 lira 3,5 lira. Evet, evet. Şimdi 3,5 liraya 4 tane ekmek alınıyor. Dolayısıyla bir yandan da bu gerçek var. Yani onu ambalaja koyun, ambalaja satın dediğiniz vakit bir işçilik biniyor bir de ona. Ama tadımız farklı. Şimdi ekmek çıtır çıtır olacak. Evet. Simit çıtır çıtır olacak. Şimdi parti taze olacak. Yani bu Avrupa'da sıcak sıcak ekmek aldığını hiç gördün mü? Avrupa ülkelerini gezdik yani. Marketlerde şurada burada soğuk ekmek var. Evet, soğuk yani, ekmek soğuk alan insanlar soğuk oluyor. Sıcak ekmek insanlar sıcak kanlı oluyor. Kaç kanlı oluyor? Biz Türk milletiyiz, sıcak kanlıyız yani. Doğru. Sıcak ekmek yiyeceğiz, tabii. Bakkalımızdan alacağız. Hayır, öbür türlü de olsun, isteyen öbür türlü de alsın, öbür türlü de alsın. Şimdi ekmeği indirgemeyelim arkadaşlar. Çok güzel. Esnafın sorunlarını dile getirdim. Evet. Ben belki çoğumuz bilmiyor. Yani benim orada çok dikkatimi çeken bir şey var. Yani bir esnafın örgütü de var sonuç itibariyle. Evet, hiçbir şey. Onlar da kendi içlerinde yani esnafın kendisine sahip, üyelerine sahip. Çünkü korkuyorlar. Korkudan değil mi? Korkudan gelemiyorlar. Evet. İnsanlar da gelemiyor aynı şekilde. Biraz sorunun sebeplerle derneklerde var, örgütlerde var, sendikalarda var işte. Sadece yaşadığımız problemler yani. Sadece ayda tanıyor. Bir de partimizin şu vergilendirme ile ilgili bizim esnaflarımıza esnaflarımıza bir sürü sözümüz var ama vergilendirmeyi büyük bir yük olarak görüyoruz ve vergilendirmeyi esnafın üzerinden kaldıracağız. 5000 lira ciro çeken esnaf da 1000 lira vergi ödüyor. 1000 lira ciro çeken de 1000 lira vergi ödüyor. O şey mi? Peşin vergi diye bir şey mi var? Ondan mı? Geçici vergi diye bir şey var. Geçici vergi. Ondan sonra stopaj var. İşte KDV var. Yani biz bunları ödüyoruz. Bir de ayrıyeten eğitime katkı payı. Bir sürü vergimiz var bizim üzerimizde. Değil mi? Odalar var. Şimdi geçici vergiye, geçici vergiyi mesela, geçici vergiyi, KDV'yi, ondan sonra esnafın üzerindeki bütün vergi yükünü inşallah Anadolu Partisi iktidarında Emine Ülker Tarhan'ın dürüstlüğüyle bu işleri çözeceğiz. İnşallah vergileri düşüreceğiz. Çünkü esnafın stopaj ödüyor mesela. Kira 1000 lira kira ödüyor. Bir de devlete 500 lira stopaj ödüyor. Yani kirayı ev sahibine ödüyor. Ev sahibi onun vergisini ödemesi lazım. Bir de gidiyor devlete ayrıyeten kira ödediği için stopaj vergisi ödüyor. Evet, oldukça zor. Esnafı zor. Esnaflar kapattıkça orta direkt kira ödedi diye sanki cezalandırılıyormuş gibi bir mantık var yani. Yani bu bayağı bir şey yani. Tabii. Vergi konusunda Emine Ülker Tarhan'ın sözüdür. Bu vergileri düşüreceğiz ve sosyal güvenlik primlerin şeylerini de oranlarını da düşüreceğiz. Esnafın bağkurları evet. Evet, bağkurların esnaf odalarıyla temsilcileriyle yakın işbirliği ve onların nasıl işleyiş yaptıklarını, seçimlerini bunları da takip ederek yani
hem daha demokratik hem daha etkin olmaları sağlanacak. Bir gerçekten de, bir de şunu yapacağız. Turizm noktalarında çarşıdaki esnaflarımızın yararlanması için turizm noktalarında otobüs şeyi kaldıracağız. Turlar yapıp şehire gelmeleri sağlayacağız. Evet. Yani bunu bunu yap büyük bir hedefimizdir. Bunu yapmamız lazım. Antalya için. Çünkü otelin içinde bir tane mesela diyelim güneş yağı. Güneş yağını dışarıda 10 liraysa otelin içinde 10 euroya alıyor. Ama çünkü otelin içinde market evet, var ya. Evet. Yani onların da yapmaması lazım. Oradan da para kazanacak. Yapacağım şey çünkü otel inanılmaz kira istiyor. Biz kira turistleri istiyor, evet. Turistleri evet. Şeye taşıyacağız. Merkeze taşıyacağız. Yani şu an LC07 otobüs şey yapıyor. Kundu'dan Kundu. Servis yapıyor. İnanın böyle. Böyle. Böyle gidip geliyor adamlar. Akşama kadar. Yani orada ekstra bir şey aldığı zaman turist evet. Avrupa'daki fiyatı ödemiş gibi oluyor. Evet. O yüzden sigara da artı parayla satılıyor. O yüzden, yani normal tekel evet. Fiyat evet. Üzerinden evet. Turistlerin ya. Çarşıya taşınmasını yani rahatlatacağız ve esnaftan alışveriş yapmasını sağlayacağız. Paket tur uygulamasıdır. Bu aynı zamanda bizim esnafımızda. Esnafımızda proje bazında kontrollü teşvik ve hibe krediler vereceğiz. Emekli sandığı, Bağkur ve SSK maaşları arasındaki dengesizliği gidereceğiz. Ya prim farkları var mı orada? Yani var efendim. Mesela Bağkur'lu farklı prim, SSK bilmem işte veya emekli sandığı. Bağkur'luyla. Çünkü Bağkur'la daha düşük maaş alıyor değil evet. Mi? Evet, evet. Çok uyumsuzluklar var. Evet, yani müthiş şekilde bunu gideremedi. Yani bir sürü hükümet bir geldi geçti. Bunu çatıya aldılar falan ama evet. Tam bir şey olmadı. Yok, onları. Yok. Yani onlar şu anda daha onların tabii bir türlü yazılımlarla ilgili bazı sorunlar var. Yani mesela, bir şeyler yapılmaya çalışıyor ama yıllardır yapılan. Emekli maaşı en az 1000 lira diyorlar emekli maaşı. Hükümet ya şimdi hükümet 670 lirayla 800 lira. Şimdi hükümet 1000 lira bizim maaşlarımız. Güvenlik maaşları. Sıfır ekleyince 10 bin lira olacak. Yani merak etmesin güvenlik arkadaşlar. İşte bizden 1000 liralık maaşlar sıfır ekleyecek. Tabi devlet devalüasyon var, gizli devalüasyon var. Sıfır ekleyince 10 bin lira olacak haliyle. Yani maaşlar düzelecek inşallah. Devlet şey yaparsa sıfır eklersin. Evet. Şimdi denetimleri kesinleşmiş vergi cezası olmaksızın 5 yıl boyunca vergisi düzgün ve düzenli ödeyen mükelleflere takip eden yıldan itibaren %10 vergi indirimi sağlayacağız. Bu durum herhangi bir vergi cezası almamaları halinde devam edecektir. Yani bunun amacı da şu, ben araya giriyorum ama hep böyle af nedeninden gecikmeli ödeyenlere avantaj sağlanıyor ama öbür taraftan düzenli ödeyenler hep cezalandırılmış oluyor. Buradaki eşitliği sağlamak için biz bunu iddia ediyoruz. Diyoruz ki düzenli sağlayanlara da bir vergi cezan yoksa, herhangi bir sorunun yoksa, düzenli ödüyorsa sen bir daha sene, mütakip sene indirimli ödeyeceksin. Şimdi evet kaskolarda falan yapıyorlar. Evet, aynen öyle. Tüm devlet kurumlarının kamp, otel ve misafirhanelerini ücretsiz yararlanma hakkı esnafa sağlayacağız. Elektrik, telefon, PTT hizmetlerinde %50 indirim sağlayacağız. Ulaşımda %50 indirim sağlayacağız. Tren, uçak, otobüs ve vapurda da dahil olmak üzere. Bunlar esnaf için düşünüyorsunuz evet, değil mi? Evet, esnaflarımıza ve dar gelirlere. Ambulans şoförlerine falan var mı? Tabii belli ücretin altındaki gelir elde edenlere bu aslında. Yani bir meslek olarak değerlendirmeyelim bunu. Belli bir gelirin altında olanlara bu tür destekler söz konusu. Bir de güvenlikler evet. İçin birazcık söz söylemek istiyorum. Şimdi bizim güvenlik arkadaşların elbiseleri, üzerine giydikleri elbiselerin parasını kesiyorlar. Güvenlik arkadaşın maaşından kesiyorlar. Niye yani onu taşeron şirket diye vermiyor? Onu taşeronlar bile vermiyor. Onu bile vermiyorlar yani. Şirketler hem kesiyor. Hem bunu giyeceksin diyor hem de parasını vereceksin şu kadar lira. Evet. Yani Allah Allah. Aylık 50-50 evet. Kesiyorlar yani arkadaşlar. Şimdi devlet polis alıyor diyelim. Diyor ki maaşından keseceğim sana. Evet. Aynen. Şey olabilir mi? Evet kesiyorlar. Ben bunu evet. Ödedim yani kendim. Çok ilginç ya. İyi ondan sonra oldu. Güvenlik arkadaşlara yıllardır bir şu söz veriliyor ve oyalanıyoruz yani. Biz farkındayız. Ben dönem güvenlik görevlisi yaptım. Asgari ücretin 1,5 katı size maaş vereceğiz. 5 seçimden aynı vaat. Asgari ücretin 1,5 katı maaş vereceğiz diye bizi oyaladılar yani.
bayağı bir oyaladılar. Biz de güvenliklerde inandık. En sonunda güvenliği tamamen kaldıralım dediler farkındaysanız. Evet. Polisler evet. Bağlı. Tabii. Şimdi yani, biz kimliği almak için 1.000 liraya yakın bir para harcıyoruz. Güvenlik kimliğini almak için. En son Bakanlar Kurulu'nda da işte gündeme geldi de. En son direkten döndü yani. Cumhurbaşkanı dedi kaldıralım güvenlikleri komple, kimliklerini iptal edelim dedi. İşte sağ olsunlar yani iptal olmadı Allah'tan. Biz de ekmek yiyoruz şu an. Evet. Yani güvenlik arkadaşların maaşları acil olarak düzeltilmelidir. Yani en büyük sıkıntımız bu. O taşeronlarla ilgili değil mi? Şimdi hepsi. Şöyle yapalım, çok zamanımız daraldı da. Biraz